90 yılından beri devlet demiryollarında çalışıyorum. Yataklı vagon servis görevlisiyim. 90 yılından beri bu devlet demiryollarında hizmet ediyorum. Ekspresi her gün karşılıklı olmak üzere bir tanesi önceden Haydarpaşa'dan kalkıyordu. Yol çalışması dolayısıyla şu an Ankara'dan hizmet veriyor. Bir tanesi Ankara'dan, bir tanesi de Kars'tan olmak üzere her gün karşılıklı sefer yapmaktadır. Genellikle trenimiz doludur. Pullman, kuşetli vagon, yataklı vagon olmak üzere değişik kompartımanlarda yolcularımızı taşıyoruz. Yolcularımızın isteğine göre, almış oldukları bilete göre yolcularımız seyahat ediyorlar. Doğu Ekspresi birçok yerde kullanılıyor. Hemen hemen her türlü insanlara hitap ediyor aslında. Bir Doğu Ekspresi Ankara'dan Kars'a kadar binlerce insana hitap eder. Demir yolcuyum. Bunun 34-33 yılı tren şoförü vazifesini yapıyorum. Sivas personeliyim. Erzurum, Ankara arasında Doğu Ekspresi'ni temin ediyoruz. Daha önce Haydarpaşa Kars çalışıyordu. Bu hızlı tren yol çalışması ve yol yapımı dolayısıyla Ankara Kars çalışıyor yaklaşık 10-12 yıldır. Şu anda İstanbul'a gidip yani Haydarpaşa'ya gidip gidemeyeceği daha belli değil. Şu anda o yolu hızlı tren kullanıyor. Ama ileride hızlı trenin birleştiği yerler, yani iki yolun çakıştığı yerler yakını da hızlı tamamen ayrılırsa o zaman belki bu Güney Ekspresi, Doğu Ekspresi, Ankara'dan kalkan bir sabah treni, yatak treni, yatak ekspresi vazifesi, eski Ankara Ekspresi. Bunlar Ankara-İstanbul arası çalışabilir. Kayseri ile Ankara arasında gidip gelmekteyim. Sürekli olarak treni kullanıyorum. Şu an ben bu trenin Ankara'daki bir sınavım için kullanıyorum. Onun için gidip geliyorum. Bu arkadaşımla beraber yaptığımız 4. 5. sefer olmuştur herhalde. Tren benim için daha iyi bir vasıta. Çünkü niye derseniz otobüslerin hem dar olması, imkanları kısıtlı. Yani bu sebeplerden ötürü de bu tren ya herkes için, sırf benim için değil yani. Yanımda oturan insan için olsun. Başka yerlerde, diğer vagonlardaki insanlar için olsun. Daha elverişli.
Tatilden dönüyorum. Doğu Ekspresi ile Erzurum'a gidiyorum. İşte bir anım bilmem fırsat bulduk mu tatile çıkıyoruz. İmkanlarımız el verdiği zaman. Hayvan almaya gidiyoruz Pars'a. Yani yolumuzun üzeri. Tren tam Kars'a gittiği için. Tren de rahat olduğu için. Rahat. Zaten mecburen trenle gidiyoruz. Erzincan bize ters geliyor. Bize otobüste gittiğimiz zaman Erzincan'a gidip tekrar geri Ilıca gelmemiz gerekiyor. Onun için bizim için en rahat, en kolay yol Devlet Demiryolları. Ondan yolculuk yapıyoruz yani, sürekli. Tren rahat. Niye rahat? Yatıyorsun, uzanıyorsun, kalkıyorsun, tuvaletin yanında, hiçbir ihtiyacın var. Su sorunun yok, canına gidiyorsun, süper suyunu alıyorsun, çayını alıyorsun. Yahut da evde yaptırdığın yiyeceklerle trenden rahatlıkla ağzım yok, yemeğini yiyor. Devamlı mesela bu tarafa gidiyorsa hayvan mayvan 5 tane 10 tane neyse geçim sağlamak için. Geçimini bununla sağlıyorsun. Başka bir işimiz yok, gücümüz yok. Mecbur işte tren daha iyi olur, rahat ediyor. Ne oluyor? Eskiden bu yollar daha iyi değildi. Çok değil yapardı. Ama şimdi yollar güzel. Trenler biraz daha iyi oldu. Doğunun en güzel gezip dolaşabileceği, seyahat edebileceği bizim Doğu Ekspresimiz. Erzincan'a bir hızlı tren projesi var. O gerçekleşirse o daha iyi olur bizim için ama biz yine bu trenden vazgeçmeyiz. Her trenin bir hikayesi vardır. Her servis bizim için ayrı bir hikayedir. Bizler hayatların içinden geçen insanlarız. Herkesin hayat hikayesi ayrıdır. Her gelen yolcu tarlasından bir şeyler getirir bu trene. Peynirini, sütünü, mercimeğini, nohudunu, köy insanıdır bizim taşıdığımız yolcular. Köyünden batıya, batılı olan çocuklarına, ailelerine bir şeyler getirir. Her gelen yolcu öyle 2-3 parçayla gelmez bize. Tarlasında ne yetişiyorsa çocuğuna onu götürür. Doğu Ekspresi tarlasını, bahçesini batıya taşıyan insanlarla doludur. Doğal Anadolu insanı taşıyorum Doğu Ekspresi'nde. Doğal Anadolu insanı. Bir daha gelsin dünya, yine bir iş yapıp yine demiriyorum. Tren bambaşka. Gecesiyle gündüzüyle.